Arkadaşlar öyle bir zamanda yaşıyoruz ki herkes birbirini bencillikle suçluyor. Herkes birbirine bencilliyor. Peki bencil misiniz? Yani bencillik yapan siz misiniz yoksa bencilliğe uğrayan taraf mısınız? Etrafınız bencil insanlarla mı sarılı? Tamam mı? Yani siz safsınız da hep benciller sizi kandırıyor mu? Yoksa bencil olan siz misiniz? Şimdi zor bir konudan bahsedeceğim. Çünkü hiç kimse bencil olduğu gerçeğini kabul etmek istemez. Ben de kabul etmek istemedim. Kendi yaptığımız bencilliklerle yüzleşirken canımız biraz acıyor. Ama diyorsanız ki Tülay Hanım yine sen bunu uzun uzun anlatacak mı? Hadi söyle çabuk nasıl anlayacağız diye 3 maddede söyle falan derseniz yazısını yazdım arkadaşlar. tulaykok.com'da var. Zamanı olmayan, interneti olmayanlar oradan izleyebilir. Niye bunu söyledim? Çünkü biri demiş. İnternetimiz yok. Uzun uzun anlatıyorsunuz. İnternetimiz bitiyor demiş. İnterneti biten arkadaşlarım için yazıyorum. Ama çok da bozuluyorum arkadaşlar. Her şey internetiniz var. Benim videolara gelince mi internetiniz yok? Yani bitiyor. Aşk olsun. Neyse interneti bitsin istemeyenler. Tekrar söylüyorum. tulaykok.com. Aşağı link falan muhtemelen bırakamayacağım arkadaşlar. Google'a yazarsınız. Şimdi bencillik yapan siz misiniz? Bununla yüzleşmek birazcık dediğim gibi acılı. Bunu ayırt etmek zorundasınız. Bunu neden ayırt etmek zorunda? Yani bu videoyu izlemek zorundasınız. Yani daha doğrusu izlemek zorunda. İsterseniz yazı da okursunuz da. Bu bencillikle ilgili bir analiz yapmak zorundasınız hayatınızda. Neden yapmak zorundasınız? Çünkü arkadaşlar eğer ki hayatınızda gerçekten bencil insanla diğerlerini ayıramıyorsanız, herkese bencil 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 bunlar deyip kış 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 yapıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. İnsan kaybediyorsunuz ki hayatta en değerli şey insan kazanmak. O bin bir zorlukla kazandığınız, yatırım yaptığınız zorluklar ya da size yatırım yapan insanları kaybediyorsunuz. Çok insan kaybedersiniz. Ben insan kaybetme konusunda birazcık özenli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bencil 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 diye kestirip atmak öyle değil. Bunu bir ayıracağız. Bugün inşallah bu videonun sonuna geldiğimizde bunu ayıracağız. Şimdi bencillik şöyle zannediliyor. Şimdi bir tarafta talep eden birisi var. Diyorsunuz ki arkadaşınıza benimle şuraya gelir misiniz? O da hayır diyor. Herhangi bir şey talep ediyorsunuz. İlgi, para, zaman bir şey istiyorsunuz. Birinden, eşinizden, kardeşinizden kim olursa olsun. O da size hayır diyor. Hayır diyor. Bir tarafta talep eden taraf, bir tarafta hayır diyen taraf. Şimdi hangisine biz bencil diyeceğiz? Şimdi biz isteyen tarafı dinlersek eğer, dinlersem ben şimdi ya inanamıyorum ya ne kadar bencil ya dedim ki 5 dakikanı ayıracaksın dedim. Ve 5 dakika ayırmadı benim için düşünebiliyor musun diyor. Evet düşünemiyorum diyorum ben de düşünemiyorum. Ne kadar bencil, ne kadar büyük bir bencillik. Şimdi buradan böyle haklı görünüyor. Öbür tarafta diğerini dinliyorum. Diyor ki ya benim diyor küçük bebeğim var diyor. Ya benim küçük bebeğim var. Evde hasta annem var ve bana diyor ki 5 dakika ayırır mısın? Ya ne kadar bencil. İnsanlar hep kendi istedikleri gibi olsun istiyor. Benim hiç zamanım o şimdi bak iki tarafta haklı görünüyor böyle dinlediğimizde. İki tarafta yani hani bazen olur ya hani kimi dinleseniz o haklı. İşte bu da böyle bir konu. Kimi dinleseniz çünkü İsteyen istemekte haklıdır, vermeyen vermemekte haklıdır. İki taraf da birbirini bencil olmakla suçlamaktadır. Şimdi bu noktada bunu ayırmamız için bizim bencilliğin doğasına bir bakmamız lazım arkadaşlar. Ve size bir paradoksu söyleyeyim isterseniz en başta söyleyeyim. Bencilliğin çaresi ne biliyor musunuz? Bencilliğin ilacı insanın kendisiyle ilgilenmesi ve kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması. Diyeceksiniz ki bencillik zaten insanın sürekli kendisini düşünmesi değil mi? Evet doğru. Yani böyle de bakılabilir. Bencillik insanın kendi ihtiyaçlarını sürekli en öne koyma durumu. Şimdi bencillik benim kendi ihtiyaçlarımı sürekli en öne koyma durumum. O zaman bunun çaresi ne? Benim bu kadar çok birikmiş ihtiyacım varsa ve ihtiyaçlarımdan dolayı insanlarla aram bozuluyorsa bu ne demek? Ben ihtiyaçlarımın büyük bir kısmının diğerleri tarafından tatmin edilmesini istiyorum. Çok talepkarım. Şimdi bencillik aslına bakarsanız arkadaşlar bir büyüyememe sorunu. Ruhsal olarak takvim yaşımızla eş zamanlı büyüyememe sorunu. Bir olgunlaşma. Aslında bencillik demek çiğ insan demek. Yani çiğlik demek, hamlık demek, olgunlaşmamış demek. Niye diyeceksiniz? Çünkü bakın bir bebek dünyaya gelir ve bencildir. Çocuklar erken çocukluk yılları bencildir. Neden? 3 aylık bir bebek düşünün. 6 aylık, 8 aylık fark etmez 2 yaşında acıktı karnı acıktı. Karnı acıktı. Ağlamaya başlar. Altılsan ağlamaya başlar. Eğer annesi hemen yanına gelmezse ağlaya ağlaya katılmaya başlar. Biraz büyür.
1,5-2 yaşına gelir, bir şey ister, şeker ister, dondurma ister. Annesi der ki sonra, anlamaz. Annesinin eteğine yapışır, hemen ister. Çocuklar dürtüseldir ve epey bir zaman, doğduktan sonra bir bebek epey bir zaman dürtülerini erteleyemez. Neden biliyor musunuz? Çünkü muhtaçtır. Yani bencillik eşittir muhtaçlık. Ne kadar muhtaç, o kadar bencil. Neden? İnsanın en büyük içgüdüsü ne? Hayatta kalmak. Hayatta kalmak istiyor bebek. Hayatta kalmak için bencil olmak zorunda. Yani şunu diyemez bir bebek. Aa evet annem görüyorum şu an yemek yapıyor. Annem banyoda. Zaten hep öyle ya yemek yaparken ya siz yemeğe oturduğunuzda ya banyoya girdiğinizde katıla katıla ağlamaya başlarlar. Bebek şunu diyemez. Annem nasıl olsa gelip beni emzirecek. Şu an beni emzirmiyorsa bir şey vardır. 3-5 dakika bekleyebilirim demez. Diyemez. İşte arkadaşlar bencil insanlar da maalesef böyle çocuksudur, çocukçadır. Olgunlaşmayan bir tarafları vardır. Onların ihtiyaçları vardır ve o onların talepleri o anda karşılanmazsa nedir? Mesajıma geri dönmedi. İhtiyaç duyduğumda yanımda olmadı. Sildim onu ya. Ya bir aramadı. Şimdi oysa o ihtiyacı karşısında yani bencil insanın aslında canı acımaktadır arkadaş. Canı yani gerçekten onun ihtiyacı vardır. Karşılanmamıştır. Şimdi tabii insanlar nasıl olgunlaşır, nasıl büyür, duygusal olgunluk nasıl kazanılır ben bu videoda anlatmayacağım. Zaten 100 küsür videodur. Biz sürekli yana döne bunları anlatıyoruz, bunları konuşuyoruz sizinle. Duygusal olgunluk tabii insanın takvim yaşıyla beraber duygusal olgunluğun da olması kendisiyle ilgilenmesiyle mümkün oluyor. Bir insan duygusal olarak kendine yetiyorsa, duygusal olarak ihtiyaçları hani önemli olma, değerli olma. Mesela çoğu zaman aslında biz birinden bir şey talep ederken, işte taşınmama yardım eder misin, benimle alışverişe gelir misin, bana biraz para verir misin, bana indirim yapar mısındaki bizim taleplerimizin altına baktığımızda mesela benim çalıştığım terapi yaptığım dönemlerde hali vakti çok iyi bazı işte danışan indirim istiyor. İnanamıyorum yani. Benden 10 kat daha zengin. Bana verdiği para ona hiç dokunmayacak. İndirim. Ben ona 10 lira indirim yaptığımda o kendini değerli hissediyor. Şimdi kimi kendini? Aslında onun ihtiyacı o indirim değil. Onun o indirime ihtiyacı yok. Onun o indirime hiç ihtiyacı yok. Ama ben ona 10 lira, bu arada ben hiç indirim yapmam. Ben ona 10 lira indirim yaptığımda o kendini seçilmiş hissediyor. Onun neye ihtiyacı var? Tülay bana indirim yapıyor. Onun bunu demeye ihtiyacı var. Mesela bazısı da randevusuz gelmek istiyor. Randevu hani ay ben ararım hemen giderim hemen ararım o beni kabul eder. Aslında onun amacı benim sınırlarımı ihlal etmek. Ben ona ne diyebilirim? Çok bencil. Yani ben buradan baktığımda ona ne kadar bencil. Ben baktım şöyle derim. Ya ne kadar bencil ya? Ne kadar bencil yani? Ben burada emek veriyorum falan. Benim burada bir programım var. O böyle çat kapı. Bu böyle bir yorum. Ve ben orada bunu o kişiyi bencillikle suçlarsam haklıyım. Ama orada şunu görüyorum. Yani benim programıma uyarsa kendini ezik hissediyor bu kişi. Hani randevu alırsa, sıraya girerse. Çok özür dilerim. Bir yudum alacağım. Özür diliyorsam. Yapmıştım da soğumasın arkadaşlar ya. Yani öyle soğumasın yanımız. Ben kahveciyim bu arada. Bugün Insta'dan takip... Bugün izliyorsanız lavanta çayı, bitki çayı falan yaptım ama Türk kahvesi benim favorim. Türk kahvesi. Filtre kahve de olabilir. Eskiden latte, sütlü şeyler içerdim. Şimdi sütü içmiyorum o kadar. Kendimden bahsediyorum. Bencillik mi yapıyorum? Yani bencillik arkadaşlar dediğim gibi insanın kendi ihtiyaçlarının çok fazla olmasından dolayı diğerinin ne durumda olduğunu görememesi hali. Yani benim eğer özel olmaya çok ihtiyacım varsa, özel olmaya bakın ve bu ihtiyaçlar da duygusal ihtiyaçlardır. Sayalım nedir? Benim onaylanmaya çok ihtiyacım varsa, onaylanma. Yani keşke şöyle bir benim şeyim olsaydı, bu işlerle uğraşan bir asistanım, bir ekibim olsaydı, onaylanma deyince böyle alttan kırmızı böyle bir çizgi geçseydi. Onaylanmaya, önemli olmaya, dikkate alınmaya, siz bunu böyle çıkıyor gibi varsayın. Onaylanmak, dikkate alınmak, kabul görmeye olan ihtiyacımı ben ilişkiler içerisinde, kurduğum ilişkilerde sınamaya kalktığımda bencil durumuna düşerim. Kimmiş bencil? Bir daha söylüyorum. Duygusal ihtiyaçlarını kurduğu ilişkiler üzerinden karşılayacaksınız ki nereden karşılayacağız? Arkadaşlar, 3 yaşına, 5 yaşına çocuksanız tamam. İlişkiler de bunu karşılıyor. Ama şimdi gelmişsiniz kaç yaşına? 25, 35, 45 yaşındasınız. Kocaman insan olmuşsunuz. Artık insanlar da sürekli size özel hissettiremezler ki. Sürekli sürekli sizin özel olma ihtiyaçlarınızı burada şunu şey yapın. Mesela
birinden indirim isterken, birinden yardım isterken kendinize şunu sorun. Ya bana gel yardım et diyorum. Ya benim gerçekten bu yardıma ihtiyacım var mı? Yoksa ilişkiyi mi sınıyorum? Bakalım bana ne kadar değer veriyor. Bunu daha çok aşk ilişkilerinde yapıyoruz. Dur çağırayım bakayım gelecek mi? Bakalım beni ne kadar seviyor. Bakalım bana değer veriyor. Bakalım bana beni ne kadar önemsiyor. Beni ne kadar önemsiyor. Ya bu beni ne kadar önemsiyor lan. Bütün bu gelin kayınvalide kavgaları da bu yüzden çıkıyor. Gelin görümce, elti, patron, pek çok ilişkide yani sıkıntılarımız bu beni ne kadar önemsiyor. En önemli ben miyim? En değerli ben miyimden çıkıyor zaten. En değerli, bakalım en çok beni mi seviyor? Burada da özel olma ihtiyacı. Evet ya, şurada özel olma ihtiyacı. Özel olma ihtiyacımız bizi ilişkileri sınamaya götürüyor. Bu bencillik arkadaşlar. Bu bencillik. Bebek bunu hayatta kalmak için yapıyor. Bebek bunu hayatta kalmak için yapıyor. Çünkü bebeğin gidip buzdolabından bir bardak süt alıp içme şansı yok. Bebeğin tuvalete gitme şansı yok. Bebek ve bebek değil, hani küçük çocuklar da böyle. 5 yaşında bir çocuk. Ölür yaşamaz ki. 5 yaşında çocuk da hayatta kalamaz. Biz ne yapıyoruz? Duygusal ihtiyaçlarımız. Arkadaşlar bizler kendimize zaman ayırabiliriz. Mesela bazı işte taşınmama yardım etmedi. Ya o yani ben empati kurabilmem için arkadaşlar bencil taraflarımdan sıyrılmam lazım. Onu anlayabilmem için. Şimdi birinden yardım istiyorsun. Taşınıyorum, gel bana yardım et. Ya da işte bir şey yapacağım, gel bana yardım et. Karşı tarafta hayır dedi sana. Şimdi canın acır. Hayır cevabını, benim de canım acıyor. Hayır cevabını duyduğumuzda canımız acıyabilir. Ama bir bakın bakalım. Onun yani empati yapabilmek için yani şunu söylemeniz lazım. Benim gerçekten bunu şu an gelip bu kişinin bana yardım etmesine ihtiyacım var mı yok mu? Yani az önce de söyledim. Sınıyor muyum ilişkiyi, sınamıyor muyum? Şimdi peki gerçekten ilişkilerine karşı sorumsuz. Bakın bazı insanlar vardır. İmkanı olsa mutlaka gelir ve size yardım eder. İmkanı olsa. İmkanı olsa mutlaka size yardım eder. Bazı insanlar böyledir. Bazı insan her türlü imkanı olsa da gelip yardım etmez. Yani sizin bu ikisinin arasındaki farkı anlamanız lazım. Bunun için düşünmeniz gerekiyor. Bakın çocuklar düşünmez. Mesela 6 aylık bir bebek şunu düşünmez. 6 aylık bir bebek hala acıktığında ağlar. Ya 6 aydır bu dünyadayım. Ve 6 aydır bu kadın beni zaten İstesem de istemesem de emziriyor. Ortalığı yıkmama ne gerek var demez. Çocuk düşünmez, bebek düşünmez. Ama bizlerin düşünmesi lazım. Ya Tülay hep böyle böyle yapıyor. Bugün burada bunu yapamadıysa gerçekten çok önemli bir mazereti olmalı diyerek bizler hayatımızdaki insanları kategorize etmeliyiz. Bu kötü bir insan, bundan bicecik olmaz. Bu zaten bununla lay lay lom. Bu zaten asla kimsenin yanında olmaz. Bu kesik parmağı biliyorsunuz işte bilmem ne yapmaz. İşemez yani kesik, öyle bir laf var ya. Bu zaten benim yanımda olmaz. Ama bu hep oldu bugüne kadar. Bu 10 yıldır tanıyorum, 10 yıldır hep yanımdaydı. Tamam şu an zor günüm. Şu an çok zor bir günüm. Ama bu kişi 10 senedir hep benim yanımdaydı. Şu gün değilse, ben bugün zor bir şey yaşıyorsam ve bugün değilse bana yardım edemeyecek olduğu için edememiştir. Bu yüzden edememiştir. Diyebilmek bizim dostluklarımızın uzun ömürlü olmasını sağlar. Bizim dostlarımızı kaybetmememizi sağlar. Bu noktada arkadaşlar bugün bir şey yaşadım. Instagram'dan mesajlara bakıyorum. Günde bir saat falan Instagram'dan DM'lere bakıyorum ama inanır mısınız? Bana çok mesaj geliyor. Aslında sayfamız o kadar hani bir büyük bir sayfa değil. 100 bin kişi bile değiliz şu anda. Ama çok mesaj geliyor. Neden? Çünkü ben mesajlara cevap veriyorum. Ve bu bir ihtiyaç ve ihtiyaç yani psikolojik hizmet. Bu tabii bir çok mesaj geliyor. Bir mesaj geldi. Açtım. Benim bir arkadaşımın da arkadaşıymış tesadüfen. İşte sizinle konuşmak istiyorum. Telefon numaranız yok. Ben de sizin durumunuzdayım. Ve işte sizinle bir konuşmak istiyorum dedi. Ve benim durumumdayım. İşte malum durumumdan bahsediyor. Hastalık durumumdan. Ben de ona dedim ki çok geçmiş olsun, acil şifalar dilerim ama ben bu konuda konuşamıyorum. Ben bu konuyu konuşmayı sevmiyorum. Ben bu hastalığın adını bile telaffuz edemiyorum çünkü. Yani dedim ki ben zaten çok kaygılıyım bu durumla ilgili. O yüzden çok geçmiş olsun. Bence seninle aynı hastalığı yaşayan değil de bunu yaşamayan birisinden dedim destek alırsan gerçekten de bunu düşünüyorum. Bu başka bir konu da arkadaşlar. Bir durum mesela sınav kaygısı. Sınava mı gireceksiniz?
Sizin aynı sınava girecek insanlarla dertleşmeyin. Bunu ben Psikolojik İlk Yardım kitabında da yazdım. Şöyle bir bölüm var. Damdan düşenin halini damdan düşen mi anlar? Hayır. Damdan düşenin halini damdan düşen anlamaz. Ben size bu konuda yardımcı olamam. Ben zaten çok kaygılım. Siz benim kaygımı arttırırsınız. Ben sizin kaygınızı arttırırım. Ben bu konuda yardımcı olamam. Tamam mı? Dedim. İlginiz için teşekkür ederim dedi. Kızdı. Tahmin ediyorum sonrasında neler çıktı olduğunu. Şimdi muhtemelen şöyle dedi. Ne kadar bencil bir kadın. Hiç göründüğü gibi değil. Tatlı tatlı o minnoş minnoş konuşmalarına bakma. Aslında var ya kimseye yardım etmiyor. Çok bencil. Demiştir muhtemelen arkamdan. Ben de ona şöyle diyebilirim. Ya yani ben zaten benim zaten kendi kaygılıyım ben zaten. Bir de kalkıp benden böyle bir şey nasıl ister falan. Ama demedim. Onu anlıyorum. Onu anlıyorum. İhtiyacı var şu anda ama Allah bu arada yine çok alakasız bir şey. Bütün hastalara şifa bekleyenlere de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tekrar söylüyorum. Benim Psikolojik Yardım kitabında da yazdım arkadaşlar. En büyük zararı tedavi sürecimde bana benimle aynı hastalığı yaşayan insanlar vermiştir. O yüzden de ben hep sağlıklı. Yani benimle aynı derdi olmayan insanla görüşmek daha güzel bir şey. Yani onun derdi başka bir şey olsun, benim derdim başka bir şey olsun. Çünkü iki dertli insan, iki kaygılı insan bir araya geldiğinde 1+1=2 olmuyor. Daha büyük bir şey oluyor. Tamam mı? İki panik ataklı birbirine yardımcı olamaz. İşte iki migrenli, yani biz bir dertleşiyoruz. Öyle dertleşmiyorsunuz. Sen kaygılısın, o kaygılı, sen kaygılısın. Ortaya daha büyük bir kaygı çıkıyor. Yani işte böyle arkadaşlar. Herhalde bu meseleyi de böyle vallahi de internetinizi bitirmeyeceğim. 16'yı diyeceksin ki ya ne kadar takıyorsun? Takma. Böyle diyorlar. Takma. Takmaya takıyorsun. Ama hayat şöyle. Takmadığımız şeyler biriktikçe, şimdi takmadığımız şeyler biriktikçe hayat birazcık daha böyle omuzlarımız çöküyor arkadaşlar. Haksızlığa uğramayı hiç kimse sevmez. Hiçbirimiz haksızlığa uğramaktan hoşlanmayız. İşte öyle haksızlığa uğradığımız oluyor. İstediğini alamadığı zaman insanlar size haksızlık da yapabiliyorlar. Bencillik de bir de öyle. Bunu başka bir konuya da anlatabilirim ama. Mesela geçen Ekşi Sözlük'te bir tane yorum vardı. Bana güzel mesajlar atmış. Ben görmemişim. Ya bir de arkadaş herhalde inanın benim kadar mesaj dönen de kimse yoktur. Ha ben aktif bir günde 8 saat psikoterapi yaptığım günler devam etseydi zaten hiçbir şekilde hiçbirine dönemezdim. Daha müsait olduğum için dönüyorum. Hiçbir mesaja cevap vermeyen ukala birisi demiş benim için. Ya ben yani şimdi niye istediği olmadı diye. İstediği olmadı diye. Çünkü ben o sırada onun önemli olma, değerli olma ihtiyacını karşılayamadım. Yani onun değersiz hissetmesine sebep oldum. Nasıl sebep oldum? Hiçbir şey yapmayarak sebep oldum. Suçun mesajı görmemek. İşte arkadaşlar çocuklar böyle yapar. Bebekler böyle yapar. İstediği olmayan 3 yaşında bir çocuk yere yatar yuvarlanır. Onun ona ihtiyacı vardır. Anlatamazsınız laf anlatamazsınız. Anlamaz. Onun için o dondurma hayati önemlidir. Oyuncak hayati önemlidir. Onun dünyasında kim bilir nerededir o oyuncak o şey. Ve ama işte biz de 3 yaşındaki çocuklardan farklı olarak düşünebiliriz. Mantığımızı kullanabiliriz. İnsanları hayatımıza girdikleri tarihten itibaren değerlendirebiliriz. Anlık değil. Bakın çocuklar öncesini sonrasını düşünmez. Çocuklar ne gelecekle ilgili plan yapabilir ne de dediğim gibi örnekte ya şu ana kadar zaten kadın beni 6 aydır emzir herhalde diye düşünmez. Düşünemez. Biz niye düşünmüyoruz ya? Niye? Çünkü benliğimizin ilkel tarafları var. Modlar videosu var arkadaşlar. Eski birazcık ama izleyin. Yani bilgi bilgidir. Moddur. Mod olarak anlattım. Burada pek çok video var. Yani bizim değişik hallerimiz var. İnsani hallerimiz var. Anlayış istiyoruz. Hepimiz anlayış görmek istiyoruz. Ama bu çocuk modumuz aktive olduğunda, bu bencil hallerimiz aktive olduğunda kimseye anlayış gösteremeyiz. Anlayışlı olmak için biraz büyümemiz lazım, olgunlaşmamız lazım arkadaşlar. Bilmiyorum biz buralarda çiğ insan diyoruz, çiğlik diyoruz işte o yani. Hamdım piştim oldum yani pişmemiz lazım, olgunlaşmamız lazım. Gestalt terapistleri zaten psikiyatrik problemlere de büyüme sorunu der, büyüme sorunu olarak ele alırlar. Ve paradoksu bir kere daha söyleyerek bitireyim isterseniz. Bencilliğin çaresi insanın kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi. Ve duygusal ihtiyaçlarını ilişkiler üzerinden sınamaması. İnsanları sınamayın arkadaşlar. Sabrın bir sonu vardır. Beni sevseydi diye, benimle ilgilen, bana önem verseydi diye. Sevginin gücü yeter ama sabrın gücü yetmez bazen. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun ve paylaşın. Hoşça kalın.